Çok yakın. Çarpıyor Svenskeren'e yalnız. Levi onu almayı başar. Seviye 3 oldu. Ses dalgası tutarsa Svenskeren bu takası isteyebilir. Şimdi Levi'den agresif oyun. Ses dalgası tuttu ama yalnız olduğu için biraz geri çıktı Svenskeren. Şimdi oraya yardım Bifrost geliyor. Saçar Tom kullandı. Çok iyi bir bitkinlik. Archer de yetişti. Çok iyi bir kalkan. Levi hızlanınca skoru getiriyor. Wild Turtle'dan bir sıçrı. O da Kha'Zix skorunu almayı başardı. Björksen'e gitti o skor. Orta kurdurdu. Anormal bir baskı kuracak. Ama Levi geldi önce başı dertte. Sıçrası yok Björksen'in ve o çift güçlendirme el değiştirecek. 3 tane Doran yüzüğünü aldıktan sonra ormanda yine bir savaş ve Hans oraya yaklaşıyor. Levi'nin orada çullanı vardı ama Björksen buna izin vermiyor. Björksen'e de mavi güçlendirme transferi oldu şimdi. Ama Stark'ın burada ne yapacağı çok önemli. Son minyonda kule alıyor. Hansur'a döndü kule. Hansur'un hala ultisi var. Şimdi kullandı ultiyi. Syndra'da kullandı. Bir de ses dalgası Svenskeren'dan. Bunu da şurikeniyle Optimus rahat bir şekilde aldı ama orada bir Hansur'la Svenskeren'in baskını var. Optimus ultisi bekleme süresinde sıçrası da yok. Optimus skoru Björksen'e gidiyor. Daha 5 saniye önce almıştı o güçlendirmeyi. Mavi güçlendirme varmış arkadaşım. Bizimki, sizin ormancı bizimkini çalmıştı. Şunu bir geri versene. Kuleyi korumak adına Stark'tan kullanılan bir ışından var. Hemen gelir gelmez bir sersemletim diyor. Sen de Svenskeren geriye doğru fırlattı ama o Stark için yeterli olacak mı? Zigzulchis'te geldi. Kimse isabet etmesi de Stark'tan çok iyi bir hamle. Bifrost sıçrıyor ama canını yeniledi Stark. Arka tarafta Levi düşecek. Kule altında da Bifrost düşmek üzere. O da çok az canla kurtuluyor. Stark'ı sersemletmeyi başardı Björksen ama şundan var Hansur tarafından. Wild Turtle canı bir ay azaldı. Zed arka tarafta Wild Turtle'ı buldu. Onu korumak için Bifrost bitkinliğini kullanıyor. Ve çok iyi bir bitkinlik bu. Nişancısını hayatta tutarken o skorda almayı başarıyorlar. Hansur'da 3 kişiyi oyalıyor. 3 kişinin arasında Archer düşmek üzere. Svenskeren ikinci skorunu hanesine yazdırdı. Björksen'in üzerine doğru geldi Stark ama Björksen hala düşecek. Hayatta. Levi düşmek üzere. Levi düşmüyor. Slay orada. Björksen skorunu almış olsa da Hansur'la Bifrost hala onun üzerinde. Bir skor daha geliyor burada Hansur'un hanesine. Stark güzel bir saçar tohum. Bifrost'la Hansur kaçmak üzere. Bir yavaşlatma daha geldi. Bifrost'un sıçrası yok. Stark'ın vücut darbesi dönmek üzere. Wild Turtle kuleyi almayı başardı orada. Stark da rakibi artık kovalamayı. İki taraftan kapatmaya başlıyor. Kristal ok kaçtı. Zigzulchis çok iyi gelmedi. Wild Turtle'ın ve Svenskeren'in canı çok az. İlk düşen isim Svenskeren oluyor. Optimus düştü. Orta koridorları. Wild Turtle kaçmak istiyor buradan. Stark önde. Hansur'u tutmaya çalışıyor ön tarafta. Hansur'un sıçrası yok. Çok iyi bir Braum ultisi Hansur'u hayatta tuttu. Harika bir Braum ultisi ama Braum skorda burada. Seksek bombası Zix'e gidiyor. Levi şimdi sahneye çıktı. Hem Wild Turtle hem de Björksen'i iki taşıyıcıyı birden. Güzel tanklarken yeterince hasar çıkmadı arka taraftan Wild Turtle'dan. Sonra Levi yan açıdan gelip Wild Turtle'u düşürünce savaş tamamen şu anda 1506. Zed üzerine kullanılan Minotaurus ultisi var yalnız. Archie ile Levi yan tarafta orada Björksen'i yemlemişler. Ve Levi o skor almak üzere Zonya'yı kullanıyor Björksen ama onu kurtarmayacak. Skor Optimus'a gitti. Alt korda orada da Stark'ın üzerine 3 kişi yöneliyor TSM tarafında. Stark orada düşmek üzere ve o skorda. Strok var şimdi orta koridora. Bu sadece birini durdurmaya yarayabilir. Hansur'un üzerine çullandı orada Gigabyte Marines oyuncuları ve skor Optimus'a gitti. Çok hızlı gelen skorlar karşılıklı olarak. Slay hala bu arada üst korda orada. Ve Ashe'den çok daha hızlı alır kuleleri. Dinamit Lokumu'nun pasif, Dinamit Lokumu'nun kuleye verdiği ekstra hasar. Şimdi bak anı yok ediyor. Aptallaştırdı adeta TSM'i. Alt korda orada. Optimus minyonları ittirdikten sonra rakibin arkasından geldi. Yoğun musunu da kullandı. Gölgesini bırakıyor oraya ama oraya gitmeyi tercih etmeyecek gibi Optimus üzerine tutan bir buz yanığı var. Ama Marines... Yok bunun TSM'i. Björksen'in Zonya'sı bekleme süresinde yalnız. Burada Levi çalmayı deneyecek gibi görünüyor. Sıçrası var. Levi girdi ve çaldı. Levi çalmayı başardı. Onu kendi düşecek mi? Bir de sıçradı Levi. Ama diğer tarafta Stark savaşa girdi. Optimus Wild Turtle almak üzere güzel bir bitkinlik. Wild Turtle düşüyor ve skor Optimus'a gidiyor. Gigabyte Marines yine galibiyete doğru koşuyor ikinci maçta. Sıçradı Optimus. Şimdi Saçar Tom'la içeri girecek mi acaba? Gölgesini bıraktı oraya. Cehennem bombası Björksen'in canı çok azalttı. Levi dikenlerini gönderdi ama koruma içgüdüsü Svenskeren'i Björksen'i hayatta tutuyor. Canlar çok az TSM tarafında. Burada kovalamaca ters tarafa doğru devam edecek. Hansur Levi'nin üzerine döndü ama takım arkadaşları yalnız bırakmak zorunda Hansur'u. Archie'den bir sıçra gördük. 3 kişi birden yavaşlattı ve Optimus'tan 2 spor geliyor. Birden geliyor. Bir katliam daha mı göreceğiz? Sadece 4 saniye sonra hayatta dönecek olan Wild Turtle bu katliamı engelleyebilir.
Svensker'in yalnız vakit kazanmaya devam ediyor. Yoğun sürü kullandı şimdi Zed. Oraya gitti Svensker'in ama Levi. Levi değil, Slay aldı bu skoru. Toplamda 5 skor birden çıkardı Marines. Ve şimdi Baron. Baron'a gidiyorlar. İnanılmaz. Bu arada Brezilya seyircisi de Marines diye tezahürat yapmamış. Bir tane daha izleyenler olduğu için çok hızlı alacaklardır bu Baron'u. Zaten Svensker'in daha yok. Baron'u da alıyorlar. Ve 5000 altın öne geçtikleri gibi... Wild Turtle... Kristal okum var, niye atmıyorum dedi. Az önce de Slay Cehennem bombam var, niye atmıyorum dedi. Sadece minyonları kullandı. Şimdi alt taraftaki... Kuleye Stark'ta Levi hasar verince orayı savunmaya 4 kişi gelmek zorunda kalıyor TSM tarafından. Ve işte patlayan lokum Slay, canı azalan kuleyi çok rahat bir şekilde aldı uzaktan. Şimdi bir sonraki hamle orta koridor kulesi olacak gibi Slay düşmek üzere ve Slay skorunu Björksen almayı başarıyor. Herhangi bir büyüdürenci eşyası olmayınca çok rahat tek bir yetenek olan ve o bomba hedefinin ortasında kalan bir şampiyon canının %80'ini çok rahat kaybeder. 30 saniye kaldı bu arada dağıcılarına. Gigabyte Manis orta koridordan ilerlemeye başladı. Levi geriye doğru çullanmak zorunda kalıyor. Stark önde kalan isim sersemledi Stark orada. Björksen ve Björksen'i kaybediyor TSM. Bariyeri ve Zonya ile sıçrası olmasına rağmen bunu kullanacak fırsat bulamadı. Svensker'in White Tortoise sıçramak zorunda. Optimus canını yeniliyor kefaret. Çok iyi zamanda geldi. Ve bir skorda Hansur'dan geliyor. Bir skorda çıkardılar. Ve Gigabyte Manis. Oyunu bitirecekler. Toplam 4 skor aldı. 2-0'a koşuyor. 2-0'a koşuyor, oyun bitiyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Yalnız Wild Turtle o kadar kötü oynuyor ki takım savaşlarını, inanılır gibi değil. Yine Crystal Oak'u kaçırdığı gibi hasar da hiçbir şekilde veremedi istediği gibi. Biofrost da ölmeye gidiyor galiba. Evet ve oyunu bitirmeye doğru gidiyor Gigabyte Manis. TSM karşısında 28 dakikada ikinci oyunu da alıyor. Ve durum 2-0. İnanılmaz gerçekten. Gerçekten. Vay vay vay. Ve bir maç daha kazanırsa Gigabyte Marines TSM'i bu ön elemenin ilk ayağında elemiş olacak. Şimdi sözü bu maçın analizi için analiz masasına bırakıyoruz. Söz sende Scarlet. Yani sözü bize bırak.